Çekmeye çalışıyor. Herkese merhabalar. Yazlıkçı bir moddan. Çeşme'den merhaba. Uzun süredir böyle oturup video çekmemiştim. O yüzden şu anda birazcık garibime gidiyor. Böyle nasıl otursam diye şey yapıyorum. Yüzümdeki makyajsızlığın umarım kusuruna bakmazsınız. Şu anda maskara var gözlerimde. Yazın, bütün yaz onu kullanıyorum. Monsieur Big'in waterproof olanı galiba. Asla akmıyor. Gerçekten yani denize girebiliyorsunuz, terleyebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Gecede çok rahat çıkıyor. O yüzden bayağıdır onu kullanıyorum. Onun da linkini aşağıya bırakırım alışverişe başlamadan önce. Yanmış mıyım? Birazcık bronzlaşmış mıyım? Bilmiyorum. İnşallah işe yaramıştır yani. Güneşin altında gerçekten yatıyorum. Birazcık hem D vitamini, bütün sene Londra'da eksik olan D vitaminini almak için, hem de aynı zamanda birazcık yanayım, birazcık sağlıklı göreyim gibi diye. Çünkü zombi gibiyim normalde. Bugün sizlerle, ben masanın önünde oturdum ya, çok ciddi hissettim kendimi, o yüzden böyle şeyim söyledim. Bugün sizlerle son geçtiğimiz ayda yaptığım bir alışveriş paylaşacağım. İnternetten söylediğim gibi geldi. Bazılarınız hep merak ettiğim için açtım ama hiçbirini üstümde denemedim. Şu andaki üstümdeki tişört dışında. O yüzden hep birlikte deneyeceğiz. Hem yorum yapacağız, hem nasıl kombinleyeceğim falan konuşuruz diye düşündüm. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bu üstündeki tişörtten bahsettim demin. Ondan bahsedeyim. Ben böyle yazın değil, kışın da gerçi oversize, kedi orada yemek yiyor. Oversize tişörtleri çok seviyorum. Böyle kolu neredeyse dirseğe kadar inen, ondan sonra böyle bol gelen. Bunu mayonun üstüne de mesela giyebilirsiniz. Bu şekilde. Tişörtleri çok seviyorum. O yüzden bu tişörtü aldım. Üstünde de çok güzel menekler var. Ondan sonra başka neler aldım? Bakalım. Açtığım parçalardan başlıyorum. Çünkü mesela açtım ama denemedim. Böyle bir şort aldım. Bu sene trend olan birazcık daha uzun şortları daha çok seviyorum ben. Bu sarı bir şort. Keten galiba, ya da keten olmasa da gayet ince bir materyalden yapılmış. Ve kemeri var. Bunu şimdi birazdan üstüme deneyeceğim bir üst ile. Üst olarak da böyle bol beyaz bir gömlek aldım. Bu bol beyaz gömlekleri ben bunu bir de 40 bedende aldım. Altını da söyleyeceğim bir dakika. 38 beden almışım. Cesur bir hareket. Üstünü de 40 beden aldım. Bu çünkü bayağı bol olsun istedim. Hem böyle jeanlerin üstüne bence çok güzel oluyor. Hem de aynı zamanda mayonun üstüne bence çok güzel oluyor. Böyle birazcık poponuzun altına gelip oversize beyaz gömlekleri çok seviyordum. Seviyorum. Boyfriend gömlek olarak geçiyor. Şimdi bu ikisini bir deneyip geliyorum. Videoya bir bitmeyle buraya başlasaydım daha mantıklı olurdu. Ama olsun. Gömlek ve alt bu şekilde oldum. Şortun ben buradaki kemer detayına bayıldım. Bence çok güzel. Bir büyük söyleyebilirmişim ama şöyle, beli sanki tam oldu gibi. Size de oluyor mu böyle bazen şortların beli oluyor? Pardon. Bacağı çok dar oluyor. Yani bacağı aslında dar değil, yine yeri var. Ama bir tık daha geniş olsaydı iyi olabilirdi. Ve beli tam oldu ama. Onun dışında sarı bir şort. Bilmiyorum, sarı bence yazın giyilebilecek bir renk. Bu beyaz gömlekle bile bunu böyle içine sokunca bence güzel, böyle bir akşam yemeği kombin oldu. Şu an nasıl soktum asla göremiyorum. Bence güzel oldu. Gömleği de bırakınca büyüklüğü böyle, yani isterseniz önünü açıp mayo da giyebilirsiniz. İsterseniz önünü açmadan mayoyla da güzel kombinlenebilir. Ama bence gömlek kesinlikle bence herkesin dolabında olması gereken bir şey yaz aylarında. Şort da dediğim gibi, eğer belini böyle sıkılmasını istiyorsanız bu güzel, çünkü kemeri de var. Beli bol gelse bile kemeriyle ekstra sıkabiliyorsunuz. O açıdan iyi bence. Rengini çok beğendim. Kesimi de güzel, böyle bana birazcık 90'ları hatırlatıyor. O şekilde. Bundan sonraki kombine deneyip geliyorum. Bu da çok beğenerek aldığım bir tulumdu. Bunu da 38 beden aldım. Bunun galiba hardal rengi ya da böyle daha böyle kiremit rengi gibi bir versiyonu daha var. Ben mavisini seçtim çünkü bence akşamları daha şık olur mavisi. Burada iki tane düğmesi var. Şunu bağlamayı unutmuşum hatta. Tam böyle yaz akşamlarına giyecek
akşam yemeği tulumu değil mi? Hem aşırı rahat, şort olduğu için hiç böyle işte rahatsızlık vermez. Hem burası çok şık, ben buna bayıldım. Bunu kesinlikle bundan sonra artık gideceğim bütün akşam yemeklerine giyerim diye düşünüyorum. Yakından da bu şekilde. Umarım ışıktan görebiliyorsunuzdur. Şu an ne ring light ne bir şey var. Gayet doğal ışıkla çalışıyoruz çünkü. Düğmeleri. Burada iki tane. Bunun da aynı şekilde bir kemeri var. O yüzden belinizin inceliğini de daha güzel gösteriyor bence. Bu şekilde. Güzel bir top. Ben bunu çok beğenmiştim. Daha çıkarmak istemiyorum. Bu diğer rengini de hatta söyleyebilirim. Şimdi biraz daha beyazlara bürünüp geldim. Bu beyaz şort, uzun zamandır güzel bir beyaz şort istiyordum. Hem akşam giymelik hem de gündüz böyle şehirli bir yere giderken giymelik. Ama birazcık daha uzun olsun istiyordum şort. O yüzden bu bayağı hoşuma gitti. Kumaşı birazcık daha böyle şık kumaşlardan. Nasıl anlatacağımı asla bilmiyorum. Ama birazcık daha böyle, nasıl diyeyim, abiye kumaşından gibi. Yani birazcık şey değil yani. Birazcık daha böyle abiye kumaşından gibi. O yüzden kalınlığı da gayet iyi. Ben çok iç göstermiyor. Yani şu anda bir de siyah kilodum var. Öyle diyeyim yani. Göstermiyor bence iç. Bunu da üstündeki işte ilk başında üstümde olan beyaz tişörtün üstüne giydim. Beyaz beyaz olabilir. Bunun üstüne lacivert tişörtler de çok güzel olur bence. Ama gayet rahat, güzel bir şort. Bunu ben Londra'da da çok giyerim diye düşünüyorum. Bunun altına bir dakika. Bu ayakkabılar bence çok güzel olur. Bunlar da daha böyle sanki Aladdin ayakkabıları gibi. Bu şekilde güzel, rahat terlikler. Özellikle bronz tene bence çok güzel oldu. Şimdi aynı kombini bir siyah şortla denedim. Bu siyah şortu da birazcık daha böyle beyazın tam tersine birazcık daha böyle rahat bir şort olarak almıştım. Ama gördüğünüz gibi bu da 38 mesela. Bunun kalıbı çok daha dar. Galiba bunun da oturuşu normalde böyle olması gerekiyor ama sizin yerinizde olsam, bunu alacaksam bir boy daha büyük alırdım. Ama onun dışında güzel, ince bir kumaşı var. Yine rahat olmasına rağmen şık. Yine de giyerim ben bunu. Belki işte böyle tişörtleri üstünden bırakıp giyilebilecek bir şort olabilir benim için. Çünkü biraz küçük olduğu için. Ama yoksa siz normal bir şort olarak almak istiyorsanız bir beden yukarı alabilirsiniz. Yine böyle belinde güzel kemer detayı var. Bunu da aynı şekilde işte zaten bol olsa bunu da sıkabilirsiniz. Onun dışında böyle ince çizgiler iniyor. Buradan bu şekilde bir şort buradan. Çapulsuzluktan elbiseye geçtim. Böyle kırmızı bir elbise. Kollarını, yani askılarını siz bağlıyorsunuz. O yüzden istediğiniz kadar aşağıda ya da yukarıda bağlayabilirsiniz. O rahatlığı bence çok güzel. Arkası da sütini görmüyordur inşallah. V olarak mı geliyor? Düz olarak geliyor. Böyle tatlı bir elbise. Tam yazlık. Tiril tiril. Penye ama ince penye. Bütün buradan başlangıçtan sona kadar düğmeleri var. Bunun altına da bence, bir dakika, biraz abartacağım belki ama bence kırmızı severler için güzel olabilir. Trendyol'da çok güzel hasır terliklerin muadilleri var. Aşırı uygun fiyatla ben de kırmızılarını aldım o yüzden bu sene. Bunların altına şimdi kırmızıları giyeyim. Bunlar böyle birazcık gladyatör stilinde. Bunları çok beğendim. Bunların tam aynısı olmasa bile şu anda benzerlerinin linkini aşağıya bırakırım galiba. Bunlar tükendi. Ama kırmızı gladyatör stili bayağı hoşuma gitti. Kırmızı elbisemle birlikte. Evet, umarım bu denemeli alışveriş videosu size yardımcı olmuştur. Ben açıkçası özellikle beden tipim bana yakın olan birisinin üstünde gördüğümde bayağı yardımcı oluyor alacağım parçalara karar verirken. O yüzden denemeli yapayım dedim bu sefer. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Son bir parça var, onu da göstermek istiyorum. O da bu sene aldığım Birkenstock'lar. Bende bunun hem beyazı vardı hem siyah lastiklisi vardı. Şimdi böyle birazcık daha velvetimsi olanlarından aldım. Gerçekten Birkenstock'lar yazın yürüyeceksiniz falan giyebileceğiniz en rahat ayakkabılar. Sadece mantar olandan alıyorsanız eğer birkaç gün böyle giyin. Ayağınızı vurabilir ilk birkaç gün. Ona hazır olun. Ondan sonra ayağınız alıştıktan sonra ama gerçekten dünyanın en rahat ayakkabıları. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla alışveriş videosu gelsin diyorsanız da
Yorumlarınızı bekliyorum aşağıda. Bundan sonraki videolarda görüşürüz.